hocam nasılsınız efendim? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Ben de sizi nasıl gidiyor efendim? Çok mutlu oldum. Afiyetlisiniz inşallah. Afiyetim inşallah hocam. Ya bir şey kafama takıldı da. Takılan o muydu? Tatildesiniz ve kafanıza mı takıldı? Evet buyurun sorun. Evet şimdi ben birinci ve ikinciyi öğrendim sevgilisinden sonra ama. Gerçekten öğrendiniz mi? Yani öğrenmeye gayret ediyorum hocam. Peki ben bunları nerede kullanacağım hocam? Onu hayatta nerede kullanabilirim? Yani, nerede kullanmam gerekiyor ya da nasıl peki kullanabilirim onu öğrenmek istedim. Peki siz de bir örnek verdiniz. O yüzden sizi rahatsız ettik efendim. Peki o zaman şöyle açıklayayım Sevcay Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi size bir örnek verdiniz. Mesela bir arabayı çekiyorsunuz. Mesela yoldan geçen arabaları birinci flaş ve ikinci flaş senkronizasyonuna çekmeye çalışıyorsunuz. Şöyle. Şimdi araba geçerken çektiğiniz zaman tabii ki ışıklarının yanması gerekiyor. Evet. Doğru değil mi? Evet, eğer evet, ki ışıklar yanmazsa zaten o ışık yüzmeleri oluşmaz. Evet. Doğru değil mi? Tamam. O bir de özür şimdi, dilerim lafınızı böldüm ama hüzme mi süzme mi? Orası. Hüzme. Hüzme. Hüzme doğru o yani. O süzme değil. Mesela süzme yoğurt var ama hüzme yoğurt yok. Yok. Hüzme hüzmesi, ışık var. Hüzme ışıklarda kullanılan tamam, şey. Evet. Tamam. Orayı açıklarda oluşursak. Tamam tamam teşekkür ederim. Ama bundan sonra o dikkat edeceğim. Şimdi bak. Çok teşekkür ederim. Birinci flash senkronizasyonunda olay şu. Ne yapıyorduk? Sensörün önünde iki tane perde var. Bu açılıyor. Açıldıktan hemen sonra patlıyor. Ve daha sonra bu da bir kapanıyor. Daha sonra evet, beraber aşağı iniyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu açıldı. Patladı. Hı hı. Arabayı dondurduk. Evet. Değil mi? Araba dondu. Arabayı dondurduk. Daha sonra bekliyor. Çünkü hala 1/250 saniyenin olması lazım. Yazmaya devam ediyor. Bir daha sonra kapanmaya başlıyor. Kapandıktan sonra aşağı iniyor. Doğru değil mi? Evet. Ne oluyor o zaman? İlk başta arabayı dondurmuş oluyoruz. He. Ve daha sonra ne oluyor? Işıklar ön tarafında. Işıklar öne doğru gidiyor. Doğru değil mi? He, evet. Ön. İlk başta donmuş oluyor, daha sonra öne doğru gidiyor. Tamam. Şimdi İkinci flaş senkronizasyonunda ne oluyor? Evet. Bu açıldı. Bu kapanmaya başlamadan hemen önce patladığı için aslında ne oluyor? O belli bir ışık yüzmesi oluşuyor arka tarafta. Hı-hı. Ama sen sonunda ışığı patlattığın için ne oluyor? Araba sonunda donmuş oluyor. Evet. Ve ışık yüzmesi arkasında bırakmış oluyor. İşte bu çok güzelmiş bak. Bunu böyle öğrenmemiştim hocam. Aslında siz böyle öğrenmiştiniz ama herhalde hatırlayamadınız Sevilay Hanım. Unutmuşum hocam. Özür dilerim. İşte gerçek hayatta da böyle kullanıyorsunuz. İşte bak bu çok değerli bir bilgi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ne demek efendim, ne demek. Başka bir şey sormak isterseniz bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.